Günaydınlar güzel ülkemin güzel yürekli insanları. Bugün 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Evet, gerçekten ülkede çok çok zor günlerden geçmekteyiz. Bir tarafta ekonomik sıkıntılarla uğraşmaktayız. Diğer tarafta sosyal sorunlarla uğraşmaktayız. Ama en önemlisi ülkeyi yönetmede ciddi zafiyetlerin yaşandığı ve kararların alınmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Tabii ki bunların içerisinde bizi en çok yaralayan, ne yazık ki uzun bir beklemeden sonra cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede işbirliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti işbirliği protokolü. Biz bunu konuşalım diye bugün de bir araya geldik. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı sevgili Başkan Tufan Erhurman. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Evet sevgili Başkan, şimdi ben aslında sizinle bugün bu konuya çok derin konuşmak isterim ki çünkü toplum gerçekten bilgi saklanıyor. Toplumdan ne olduğunu bilmiyorlar ama ben öncesinde bir şeyi yani kısa onu konuşursak çok sevinirim, bunu daha uzun konuşmak isterim çünkü. Bu hükümetin kurulma süreciyle ilgili olaraktan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu süreçle ilgili düşünceleri, görüşleri nelerdir sevgili başkan? Mehmet abi, dün mecliste de Sayın Ünal Üstel'in ben anlamadım nereden çıktı bu meşru olmama meselesi diye konuşmasının üzerine bir kez daha net olarak söyledik. Artık veriler var. Yani böyle karnımızdan konuşmuyoruz, kafamızın içinde senaryolar yazarak konuşmuyoruz. Veriler çok net. Düşünün, Sayın Faiz Sucuoğlu bir hükümet kurdu. O hükümet durulduktan 15 gün sonra Tahsin Ertuğruloğlu Sayın Hasiboğlu'nun yerine hükümete girdi. Bu gerçekleşirken de aslında müdahale kokuları geliyordu. Gelmiş. Dedikodu olarak hepimiz bunu duyuyorduk. Hatta bunun baştan yapılmasının arzu edildiği ama bunu engellemek için Sayın Sucuoğlu'nun parti meclisinden karar çıkartıp milletvekili olmayan bir kişiyi bakan atamayacağım diyen parti meclisi kararına dayandığı biliniyordu. Kendisi açıklamıştı zaten. Kendisi açıklamıştı ama 15. gün o parti meclisi kararı da ihlal edilerek Oğuzhan Bey gitti, Tahsin Bey geldi. Bunun arkasından 59 gün, toplamda 59 gün dayandı o hükümet biliyorsunuz. 59. gün saçma sapan bir şekilde Sunat Atun'u görevden almak isterken Sayın Sucuoğlu, Ersin Bey Sucuoğlu'nun deyimiyle görevden alamadığı için Sayın Sunat Atun'u Faiz Bey'in istifasını kabul etti. Onun arkasından Faiz Bey tekrardan bir hükümet kurdu aynı ortaklarla. Bu defa kurduğu hükümetin içinde Sunat Atun yoktu. Ersin Bey kabul etti hükümetin listesini. Bu defa da ortakları Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi çıktı. Ve dediler ki hükümet programı okundu ama biz bir tane daha 100 günlük hükümet programı istiyoruz. Ulusal Birlik Partisi dedi ki olmaz öyle şey falan filan. Tekrar hükümet istifa etti. Çok mu haksızdılar? Kim şeyle, Ulusal Birlik Partisi. Tabii. Çok haklıydı. Çünkü evet. Yani büyük parti 24 milletvekiline sahip büyük partiye 5 milletvekilliği 2 küçük parti. Hükümet programı okunduktan sonra, doğru. Dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir şey yoktur. Hükümet programı okunduktan, güven oyu daha alınmadıktan önce, okunduktan sonra ve alınmadıktan önce yeni bir muhtıra sundular. Şimdi bunu da Ulusal Birlik Partisi kabul etmedi. İstifa etti gene hükümet. Çıktı Faiz Bey dedi ki, istifa ettikten sonra, bir dedi ki ben bir daha Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi ile hükümet müzakeresi yapmayı bize yakıştırmam, bize yakışmaz dedi. Biz dedi. Ulusal Birlik Partisi tabii Genel ki. Başkanı söyledi bunu. Bunu söyledikten sonra da Sayın Hasipoğlu Genel Sekreter, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri sıfatıyla çıktı ve dedi ki biz Sayın Faiz Sucuoğlu'ndan başka bir milletvekiline hükümet kurma görevinin verilmesini UBP olarak kabul etmeyiz. Bunu başkan söyledi, genel sekreter söyledi. Ve sonra ne oldu? Ulusal Birlik Partisi parti meclisi karar verecek kimin görevlendirileceğine denilmiş olmasına rağmen Ulusal Birlik Partisi parti meclisinin kararı da beklenmeden Sayın Ersin Tatar görevi Sayın Ünal Üstel'e verdi. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklaması çıktı basında. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Faiz Sucuoğlu ile birlikte çalışmak istemiyor. Cümle bir. Sayın Sucuoğlu'nun açıklaması demin söyledim. Ersin Tatar Sunat Atun'u görevden alamadı. Cümle iki. Bunlara gerek bile kalmadı. Cümle 3.
Sayın Ersin Tatar çıktı Kıbrıs Postası'nda Gökhan Altıner'in programına. Evet, müdahale vardır. Bunu da herkes biliyor. Ve her zaman da var dedi. Evet, bunu da herkes biliyor. Peki bu üçü yan yana geldiği zaman bu hükümet ne hükümetidir? Bizim söylediğimiz şey şu: bu hükümet müdahale mahsulü, müdahale ürünü bir hükümettir. Müdahale ürünü bir hükümet meşru bir hükümet midir? Müdahale ürünüyse elbette meşru bir hükümet değildir. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi daha ilk günden bu hükümet anayasanın 106. maddesine göre evet Cumhurbaşkanı'nın güven oyu alabilecek bir milletvekilini hükümeti kurmakla görevlendirmesi mümkündür. Ama bu işlemin sebebi müdahale ise, yani sebebi halkın iradesi, sebebi meclisteki durum falan değil de müdahale ise, ki müdahale olduğunu Ersin Tatar söylüyor, Sayın Sucuoğlu söylüyor, Sayın Ertuğruloğlu söylüyor. O zaman biz bu hükümete meşru hükümet demeyiz. O yüzden dün de bunu defalarca söyledik. Sayın Üstel'in sorusu üzerine bir kez daha tekrarladık. Bu hükümet gayrı meşru. Aynı partide olmadığımız halde bile Sayın Kudret Özersay da İki gün önce benim programımdaydı. Aynı cümleleri sanki de aynı yerden çıkmış. Çünkü doğru. Çünkü teknik olarak bu, yani bu, evet. Bu aslında Ahmet abi biraz da şeydir, bilgidir. Ama Sayın Ersin Tatar biliyorsunuz çıktı televizyonda, ben anlamadım nedir gayrimeşru olan dedi o programda. Ben de hukuk okudum dedi. Ben de yasaları bilirim dedi. Ben hukukun felsefesini de bilirim dedi. Aynı programın içinde müdahale de vardır, bunu da herkes biliyor dedi. Yani Sayın Tatar kendi söylediklerinin aslında bizim söylediğimiz tezi desteklediğini bile fark etmeden ikisini aynı programın içinde söyledi. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuk değil de mali konuda bir eğitim aldığını... Muhasebeciliktir mesleği diye. Ama öyle dedi zaten. Ben dedi chartered accountant'ım. Evet, yani. Ve ben dedi işte bilmem companies law aldım, corporate law aldım okurken, hukuk da bilirim, hukukun felsefesini de bilirim, çok da kitaplar okudum dedi. Ama aynı programın içinde demin dediğim gibi müdahale vardır, bunu da herkes biliyor dedi. Evet sevgili başkan, bunlar tabii ki yaşanmaması gereken. Bu ülkede tabii ki bir yasaları biz de, evet belki ben hukukçu değilim. Ama yasalar hakkında az buçuk biraz da bilgimiz var. Yıllarca sendikacılık yaptınız, mecburen biliyorsunuz. Ha, bazı şey, ama şimdi bu ülkede bazı değerler vardır ki hukukun üstündedir. Lütfen. Yani ben bugün yıllarca, ben hiçbir zaman Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermedim. Herkes de bilir ama saygıda da kusur etmedim. Çünkü niçin? Ona da verilen bir oy vardır, tabii, ve halk vermiştir. Başbakanı olmuşsa ya da başkan olmuşsa saygıda da kusur etmeyiz. Bu bizim ahlak anlayışımızdır. Evet sevgili başkan, tabii ki bu son günlerde gerçekten ülkede halkın beklediği çok şeyler vardır. Ama halktan da saklananlar da vardı. Ve en nihayet nasıl oldu da bilmiyorum. Cumartesi günü resmi gazetede Türkiye Cumhuriyeti KKTC arasındaki işbirliği protokolü yayınlandı. Yayınlanmasıyla birlikte de bilgimize geldi. Ondan sonra da artık basını takip etmeye çalışıyoruz. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi bu protokolü incelemiştir mutlaka. Dünkü konuşmalarınızı dinlediğimde bunda bizi, ülkemiz adına öncelikle neler bekliyor sevgili başkan? Her bakımdan, ekonomik bakımından, özgürlükler bakımından ve ülkenin geleceği açısından sizden de bunu dinlemek isterim. Şimdi Ahmet abi, önce izin verirsen şuradan başlayalım. Yani biz bu protokolleri ya da işte ekonomik ve mali işbirliği anlaşması diyoruz teknik adı. Niye imzalıyoruz Türkiye Cumhuriyeti ile? Yani bizim ekonomik ve mali konularda dış kaynağa ulaşabileceğimiz iki adresten biri aslında Türkiye Cumhuriyeti. Bir, Avrupa Birliği'nden mali yardım tüzüğü çerçevesinde senede 30 milyon euro civarında bir katkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Geri kalan dış kaynak da Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor. Bir kere izleyicilerimize buradan söyleyeyim. Hiç kimse dış kaynak da alıyoruz diye özgüveninde bir zedelenme hissetmesin. Bugün koskoca 83 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti de dış kaynak alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'la da görüşüyor, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de görüşüyor, başka ülkelerle de görüşüyor ve dış kaynak arayışı içinde.
Pandemi döneminde her ülke, Avrupa'nın dev ülkeleri, İtalya'sından İngiltere'sine, Fransa'sına dış kaynağa ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bir kere bu dış kaynak nereden alıyoruz diye anlatırken ben, işte dışa bağımlıyız, dıştan para gelmezse açlıktan bunun içinde ölecek diye düşünmesinler. Her ülke dış kaynak ihtiyacı hisseder. Peki biz Türkiye Cumhuriyeti'nden dış kaynak alıyoruz da, bu dış kaynağın temelinde ne yatması gerekir aslında? En temelinde şunun yatması gerekir. Biz Türk lirası kullanıyoruz. Türk lirası kullandığımız için de salt o sebeple bile bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bugün bizim yıllık enflasyonumuz %88 resmi rakamlarla. %90'lara dayandıysa, gıda enflasyonumuz %105'i gördüyse yıllık gıda enflasyonumuz. Ki ben iddia ediyorum ki %200. Bunlar resmi rakamlardır. Ben resmi rakamlar ama resmi rakam diye vurgulamamın sebebi sizin taşıdığınız kuşkuları taşımamdır. Ama resmi rakamlarla bile zaten tablo yeterince vahimdir. %90'a yakın ben enflasyon yaşıyorsam, yıllık enflasyon, bu durup durduğu yerde mi oldu? Evet, dünyada Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla emtia kendi içinde de biraz pahalandı. Ama esas itibariyle bize yansıyan döviz karşısında Türk lirasının değer kaybıdır. Peki Türk lirasının ana vatanı neresidir? Türk lirasının yönetimi kimdedir? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti. O zaman biz madem ki ithalata bağımlı bir ülkeyiz, biliyoruz. Hep en net rakamlar oradadır diye 2018'den konuşuyorum. 1 milyar 800 milyon dolar ithalatı, 100 milyon dolar ihracatı olan bir ülkeyiz madem ki. Biz ithalata bağımlıysak elbette döviz karşısında Türk lirasının değer kaybı bizi Türkiye'den bile daha fazla etkileyecek. Nitekim yıllık enflasyon rakamları bizde daha yüksek Türkiye Cumhuriyeti'nin. Orada da çok yüksek olmasına rağmen. Peki o zaman ben Türkiye Cumhuriyeti'yle bunu konuşup da en azından enflasyon oranındaki kaybım noktasında bir destek talep etmek zorunda değil mi? Madem ki Türk lirasının ana vatanı, Türk lirasını basan, Türk lirasını yöneten orası. Evet, peki gittiler, görüştüler, bilmem ne yaptılar. Ben size şimdi rakam vereceğim. Bu rakamlar çok konuşulmuyor. İlk defa ben dün mecliste söyledim. Bakın, 4 milyar 250 milyon TL var bu protokolün içinde. Oradan başlıyorum. Evet. Altına doğru geleceğim. 4 milyar 250 milyon insanlarımız biliyor mu ki 733 milyon zaten 2020'den devretti. 1 milyar 360 milyon da 2021'den devretti. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı aşağı yukarı 2 milyar 100 milyon, 2 milyar 200 milyon falandır. Yani bu protokolün 2022 için gerçek değeri 2 milyar 150 milyon TL'dir. 2 milyar 150 milyon TL enflasyonun %88'i bulduğu dönemdedir. Reelini sorarsanız, dövize vursak, düşünün ki Ersan Saner'in imzaladığı protokolde 3 milyar 250 milyon vardı. Ersan Saner'in imzaladığı protokolden bugüne enflasyon ve dövizin farkını koyun. 3 milyar 250 milyondan 2 milyar 150 milyona düştü protokolün değeri. Yani biz eksiye düştük. Dolayısıyla biz eksiye düştük. Ve bu protokol değeri üzerinden konuşacağımızı herkes bilsin. Yani herkes şöyle zannetmesin. Milyarlar yağıyor Türkiye Cumhuriyeti'nden de. Biz de takıldık toplu iş sözleşmesine, sendikalaklara, bilmem. Bir kere bir, zannedildiği gibi para falan yok orada. 2 milyar 150 milyondur zaten bunun. 1 milyar askeri harcamalara gider. Yani askerimizin maaşına gider. Tabii ki. Dolayısıyla geriye ne kalacak zaten? Ha, geriye kalan, bu şeye giden de, burası da çok önemli, müteahhitlik, yani altyapı hizmetlerine giden, o rakamı da vermek istiyorum size. Bu devredenler içerisinden bakalım sadece. Rakamları yazdım ama şimdi onu bulur muyum burada? Hah, buldum. 2020'den devredenlerde, Ahmet abi, burası çok önemli. Altyapı için 1 milyar 208 milyonluk altyapı yatırımının ihalesi Ankara'da açılacak. Açılacak. 1 milyar 208 milyon açılan var, açılacak olan var. Bizde Lefkoşa'da açılan kaç para diyorsunuz? 12 milyon. 1 milyar 208 milyon, 12 milyon. Anlaşması. Biz de diyoruz ki, ya anlayın artık, ekonominin çok basit bir kuralı var. Sen bize 1 milyar 200 milyon verirsen, Türkiye Cumhuriyeti, ve biz yol yaparık diyelim ki, biz sadece 1 milyar 200 milyonluk yola sahip oluruk. Ama 1 milyar 200 milyonluk ihaleyi burada açarsan
Ve benim müteahhitlerim girer, taşeronlarım girer. Müteahhitlik sektöründen etkilenen, biliyorsunuz sen çok iyi Ahmet abi, en az 60-70 sektör vardır. Onlar da bundan ekmek yer. O 1 milyar 200 milyonun KKTC'ye yansıması o zaman minimum 3 milyar 600 milyondur. 3 katı olur. Çünkü hayır, ne oluyor? Binlerce insan da bundan yararlanacak. Bundan yararlanır. Hayır, ne oluyor? 1 milyar 200 milyon da Türkiye'de açılıyor. Yani bizim sadece bir yolsa yol, hastaneyse hastanemiz oluyor. Onun dışında ekonomimize bunun bir katkısı olmuyor. Bir kere bu işin maddi tarafı. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Çünkü insanlarımızda yaratılan algı ne? Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor. Da biz de protokolün içinden bilmem hangi maddede ne vardı ne vardı diye bir şeyler arıyoruz. Böyle bir dünya yok bir kere. Rakamlar bunlar. Gelelim şimdi, bu protokol gerçekten bir ekonomik ve mali işbirliği anlaşması mı? İkinci soru. Birincisi, para var benden mı? Benden yalnız hızlı gidiyorum başkanım. Bu soru. Hayır, bu soru ben soracaktım size. Yani gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. İsmiyle içeriği örtüşür mü diye bütün kalbimle söylüyorum. Bakabilirsiniz, yazı bunun içerisinde tabii, tabii. Var. İkinci soru bu. Doğru soru bu zaten. Yani aklın yolu bir. Bu metin, ilk günden söyledim ben. Bu metin büyük bölümü itibarıyla. Yani ben hukukçuyum, içinde doğru şeyler asla yoktur bu metnin demem. Biliyorum 2-3 tane 5 tane de her metinde doğru şey vardır. En kötü yasa bile baktığınızda 3-5 tane doğru madde doğru taşır. Var. Bu metinde de vardır doğru şeyler. Ama büyük bölümü itibarıyla bu metin bir ekonomik ve mali işbirliği anlaşması değil. İddia bu. Önce onun altını bir çizelim. Çizelim. Ne için değil? Çünkü dünyada adı ekonomik ve mali işbirliği anlaşması olan herhangi bir metinde açtığınız zaman toplu iş sözleşmelerinin sınırlanması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlanması, sendikal hakların sınırlanması, din işleri dairesinin evkaftan alınarak merkezi idarenin içerisine yerleştirilmesi, meclisin çalışmalarında düzeni, toplantı ve karar alma düzeninin değiştirilmesi, bu tip hükümler hiçbir zaman bulmazsınız ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarında. Çünkü ekonomik ve mali işbirliği anlaşmaları adı üstünde ekonomiyle ilgilidir, maliyeyle ilgilidir. Hep şunu soruyorum. Nedir ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasının hedefi? Hep söylendi iki taraftan. Biz de söyledik, Türkiye de söyledi. KKTC'nin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması, durması ve kalkınması. E ben de soruyorum. Sendikal haklar sınırlandığı zaman KKTC kalkınacak mı? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı sınırlandığı zaman KKTC kalkınacak mı? Toplu iş sözleşmesi sınırlandığı ya da din işleri dairesi evkaftan alınıp da merkezi idarenin içine konulduğu zaman bunun KKTC'nin kalkınması üzerinde bir etkisi olması olumlu anlamda olumsuz anlamda. Ya da Cumhurbaşkanlığını eleştirdi diye soruşturmalar. Ha, o tabii protokolün parçası değil. Aynı resmi gazetede çıktı ama protokolden kaynaklanmıyor. Şimdi baktığınız zaman protokole, bu şeylere baktığınız zaman gerçekten inanamıyorsunuz. Hele bir tane göstereyim Ahmet abi. Bunu daha mecliste çok fazla tartışma fırsatı bulamadık. Ne dediğini de anlamak çok fazla mümkün değil. Bakın protokolden okuyorum bir cümle. Millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önündeki engellerin kaldırılması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. Millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önünde KKTC'de bir takım engeller varmış. Öyle diyor. Biz de öğreniyoruz. Ve bu engeller kaldırılacakmış. Şimdi bir, bu ekonomik ve mali işbirliği protokolü konusu değil. Bizim kalkınmamızla ilgili değil. Ama iki, samimiysak bu konuda birinci engel bu hükümettir. Gayrimeşru bir hükümet millet iradesinin yönetime en üst seviyede yansımasının önünde engeldir. Ama ben tabii bunu şimdi politik olarak söylüyorum da ben soruyorum, bunun ne işi var burada? Ne demek geçtim, ne, ne işi demek var? Ne demek istersiniz? Ne demek istersiniz? Yani KKTC'de millet iradesinin önünde yansımada engeller var ve bunlar kaldırılacak. Bunların kaldırılması konusunda gerekli tedbirler alınacak. Bir takım tedbirler de alınacak. Çok kötü bir kelimedir. Şimdi buna baktığınız zaman başkan, Ahmet bu çok kötü bir evet, kelimedir. Evet, çok risklidir, evet. Tehlikelidir ama ne dediği de anlaşılmıyor. Ben şeyden de vazgeçtim. Dün sordum mecliste birkaç tane maddeyle ilgili soru. Ne Maliye Bakanı bilir, ne Ekonomi Bakanı bilir, ne Başbakan bilir, ne bilmem kim bilir. Bilmezler de burada ne yazdığını. Çünkü okumadılar. Okudularsa anlamadılar. Anladılarsa çok daha umurlarında olmadı. Çünkü gailesini çekmezler bu memleketin. Memleket gailesi. Yani düşünün, Maliye Bakanı'na sorarsınız. Nedir ya burada yazan şey?
şey diyor çünkü orada işte bütün maaşlardan diyor, burada yazar, bütün maaşlardan diyor ne alınacaktır? Okuyayım buradan abi müsaade. Tüm maaş ödemelerinden, bu en iyi sizin evet. bileceğiniz alanlardan biridir. Tüm maaş ödemelerinden vergi ve primlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır. Tüm maaş ödemelerinden. Şimdi ben sordum. Dedim ki ya o benim bildiğim çünkü zaten maaşlardan belli vergiler tahsil ediliyor. Ediliyor. Ne demek istiyorsunuz dedim. Sunat Bey de kürsüde dedi ki bak laf böyle ama benim bildiğim kadarıyla Maliye Bakanı söylüyor bunu. Benim bildiğim kadarıyla zaten maaşlardan vergi alınıyor. 13. maaştan emin değilim. Orayı lütfen bulun izleyin. 13. maaştan vergi alındığından emin değil Maliye Bakanı şu anda. 13. maaştan emin değilim. Ama benim bildiğim kadarıyla böyle Olgun Bey atılıyor oradan oturduğu yerden. Diyor ki fazladan yazılmıştır o diyor. Tabii ki alınıyor diyor. Sonra gidiyor oturuyor Sunat Bey yerine. 2 dakika sonra söz istiyor. Geliyor. Diyor ki demin diyor bir konu tartıştık ya diyor. Herhalde telefon açtı öğrendi. Orada diyor denilmek Olgun istenen... Olgun Bey de söylemiş olabilir kendine. Bilmem ama Olgun Bey de fazladan yazıldı diyor. Yani böyle evet. bir şey yok zaten yok, var diyor. Vardır. Bu. Dolayısıyla Olgun Bey söylemiş olamaz. Geliyor tekrar Sunat Bey ve diyor ki 13. maaştan da diyor prim alacak artık diyor. Onun için yazdık bunu buraya diyor. Şimdi bu süreç son söylediği zaten vahim ama onun öncesinde yaşanan bunları bilmediklerini, okumadıklarını gösteriyor. Ki Sayın Sunat Atun uçağa bindi de gitti imzalanacağını da bilirsiniz. Tartışmalar yaşandı. Sunat Bey önde mi yürürdü, arkada mı yürürdü? Bir virgül atabilirim Sayın Başkan. Tabii ki. Çünkü benim bir tabii özür ki. Borcum var. Estağfurullah. Ben geçtiğimiz programda bu protokolü bu ülkede iki kişi bilir demiştim. Bir tanesi Sayın Sunat Atun demiştim. Bir tanesi de başbakanlıkta bir müsteşarımız bilir demiştim. Herkesten ben samimiyetle özür dilerim. Sunat Bey'in bildiğini iddia etmiştim. O zaman bir kişi bilir. Onu da davet ettiğimde öğreneceğim. Onun da bilip bilmediğini. Evet. Gerçekten bunu çok samimiyim özür dilerken. Ben söyledim çünkü bu cümleyi. Evet. Yani bu da kürsüde görüldü. Sunat Bey bırakın protokolde yazanları. Bilmeyi bu memlekette 13. maaştan vergi alınıp alınmadığından da emin bilmez. Olmadığını kürsüden söyledi. Şimdi o yüzden Ahmet abi bu saydıklarım çerçevesinde biz bu protokole bir ekonomik ve mali işbirliği anlaşması diye bakamayız. Çünkü bu protokol bunun dışında şeyi atladık. Orta öğretim ders kitaplarının değiştirilmesi. Çok daha alakalı yani. İçinde. Çok daha ekonomik alakalı. Ve mali işbirliği. Din İşleri Dairesi'nin merkeze alınması, dediğim gibi temel hakların budanması, şeye kadar geldiği iş. Öğretmen kolejinden çıkanlardır ya bizim ilkokul öğretmenlerimiz. Evet. Oraya evet. kadar geldi. Efendim o da yarışmaya açılacakmış. Diğer okullarda okuyanlar da akredite üniversitelerden mezun olanlarla öğretmen kolejinden mezun olanlar yarışmacı bir usul sonucunda artık öğretmenlerimiz öyle belirlenecekmiş. Şimdi bu da ekonomik ve mali işbirliği. Bunun da nasıl uygulandığını söyleyeyim Sayın Başkan sizlere. Herhangi bir yerden mezun olmuşsa bir üniversite eğitimi almış bir kişi öğretmen akademisine gider. Bir yıllık pedagoji eğitimi alır. Sonra yarışma sınavına girer. Yarışma sınavında yine aynı şekilde arkadaşlarıyla öğretmen akademisinden çıkmış olan kişilerle yarışır ve ona göre işe alınırlar sevgili başkan. Yani uygulama da bu şekilde. Evet, ama şimdi getirdiği inan onun evet. da ötesine geçiyor. Geçti. Yani pedagoji bilmem ne falan filan. Ama yani benim tabii esas takıldığım şey bunları tabii sendikalar konuşacak. Öğretmen sendikalar. Ama benim takıldığım şey ilk etapta sorunuzdur. Soru neydi? Bu bir ekonomik ve mali işbirliği anlaşması. Bunları içeren bir anlaşmaya büyük oranı itibariyle yani anlaşmanın büyük bölümü itibariyle ben ekonomik ve mali işbirliği anlaşması demem. Gerekçeleriyle söylüyorum. İsteyenle de tartışırım. Bak bu kadar da net. İster Türkiye'den ister Kıbrıs'tan. Bak bunu da söylüyorum. İster Türkiye'den ister Kıbrıs'tan. Rakamlarda tartışırım. Birinci sorduğum sorunun cevabı. Sizin sorduğunuz ikinci sorunun cevabını bu ekonomik ve mali bir işbirliği anlaşması mı? Türkiye'den de Kıbrıs'tan da istedikleri insanla tartışmaya televizyonlar önünde hazırım. Çünkü bu toplumun bunları bilmesi gerekiyor. Ben o yüzden dün çıktım kürsüye ve dedim ki bu ekonomik ve mali bir işbirliği anlaşması değil. Bu anayasal düzenin değiştirilmesi anlaşması. Çünkü içerilen hükümler temel haklar
ve devletin idari yapısı. Ve özgürlükler. Ve işte temel hak ve özgürlükler, evet, ve devletin idari yapısı. Bunlar devletin idari yapısı ve temel hak ve özgürlükler anayasa demektir. Anayasa zaten esas da iki şey düzenler. Bir, devletin örgütsel yapısı. İki, insanların temel hak ve özgürlükleri. Siz bu alanlara ilişkin düzenlemeler öneriyorsanız, siz ekonomik ve mali işbirliğinden değil, temel anayasal düzenin değişmesinden bahsediyorsunuz demektir. En şeyi de, demin senin de endişelendiğin Ahmet abi, benim de endişelendiğim o, millet iradesinin bilmem en üst seviyeye yansımasının önündeki engelleri kaldıracak tedbirler alın. Bütün kalbimle bu sorunun cevabını isterim ben. Ben de isterim ama yani buradan öğrenemeyeceğimiz belli. Yani mecliste Maliye Bakanı Maliye ile ilgili hükümlere bile cevap veremiyorsa buna nasıl cevap verecekler bilmiyorum. Evet sevgili başkan, tabii ki başka soruya geçmeden önce ben halktan biri olarak da talebimdir. Topluma bunu anlatma adına kitle toplantıları yapmanız ve herkesin bunu anlamasını sağlamaktır. Herhangi bir şey değil. Sadece yazılanı tercüme edin millete. Şey değil, ben demiyorum ki siyasetini de anlatınız. Ama esas temel içinde ne yazdığının halk tarafından bilinmesi lazım. Şimdi sevgili başkan, bunlar gerçekten mücadele edilmesi konu ama affına sığınırım. Önemsizdir anlamında söylemiyorum. Ama ülkede asgari ücret 6090 TL ve geçtiğimiz gün aybaşı itibariyle Kıbrıslık Amme Memurları Sendikası, biliyorsunuz, her ayın sonunda ilk, ertesi ayın ilk haftasında açlık sınırıyla ilgili bir araştırma yapar. Tabii ki keşke bunu devlet planlama örgütü yapsa. Veya şimdi istatistik kurumu. Veya istatistik kurumu oldu tabii ki şimdi. Özür dilerim, doğru. Onlar da. Evet. Yapsak. Çünkü bunlar gerçekten halkın refahı ve mutluluğu açısından önemli noktalardır. Ve 7939 TL olaraktan buldu. Şimdi bu ülkede böyle bir ekonomik sıkıntılar yaşanırken biz bunları hak ediyor muyuz sevgili başkan? Yani şimdi bu ülkede hükümet bir an önce size göre bunları tartışma devam edilsin. Bırakınız bunun meclisten onay aldıktan sonra imzaya götürülmesi gerekirdi. Benim anlayışım bu, benim demokratik anlayışım bunu hükmeder ama bu konuda ne diyorsunuz sevgili başkan? Aslında Ahmet abi çok doğru bir soru sordun. Tam da yerinde sordun. Çünkü insanlarımızın şunu da anlaması lazım. Biz bu protokolü aslında böyle yani bir hukuki metin geldi. Da biz de boğulduk bu hükümetin içindeki tartışmalara diye tartışmıyoruz aslında. Ben sana açıkça şunu sormak isterim Ahmet abi. 7000 kaç dedin son, özür dilerim. 7939. 7939. 8000 diyelim yuvarlak. 6090'dan 8000'e. Asgari ücretin çıkması lazım. Yani %33 arttı. O, şimdi arttı. Evet. Şimdi iş insanlarına sorarsanız, iş insanlarından artık geniş konuşuyorum. Yani yanında iki tane insan çalıştıran berberi de İşveren konumunda görüyorum. 3 tane insan çalıştıran matbaacıyı da iş veriyor. Sonuçta o da ücret ödüyor. Özür dilerim, ben arada buraya bakarım. Tabii. Soru gelirse size sormak için. Yani şey yanlış algılamayın sakın. Saygısızlık olarak. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu memlekette 6090 asgari ücret yerine 8000, hatta bana sorarsanız biraz daha o hesabı genişletmek lazım. Yani açlık sınırının üstüne çıkmak lazım. 8500-9000 civarında bir asgari ücretin insanlara ödenmesi gerektiğini bugünkü ekonomik koşullarda söylemeyecek bir tek işveren dahi tanımıyorum artık. Bunlarla da konuşuyorum. Hepsi diyor ki 6090 veriyoruz ama 6090'da geçinemiyor bu insanlar. Biz daha fazla vermeliyiz. Ama tersten baktığınızda işveren konumundaki da, yani illa yanında 300 kişi çalıştıran değil, 2 kişi çalıştıran, 1 kişi çalıştıran bilmem ne da artık o 9000'i ödeyecek ekonomik gücünü kaybetti. Maalesef. Çünkü o da kazanamıyor. Kazanamadığı zaman o da ödeyemiyor. Bunun tehlikesi nedir o zaman? Ya 6090 gibi açlık sınırının altında bir asgari ücreti ödemeye devam edeceksiniz. Ya hat bu. Yani insanlar açlık sınırının altında çalışacak. Ya da bat. Ne yapacak işveren? Ya bu insanları durduracak. Çünkü ödeyemeyecek 9000'e çıkınca. Ya da onları kayıt dışına düşürecek. Bizde kayıt dışılık biraz daha zaten vardı. Bak. Daha da büyüyecek. Peki bu ya hat ya bat denklemini, 40 katır 40 satır denklemini bozacak olan nedir? Bu denklemi bozacak olan, bozma kapasitesi taşıyan devletin burada devreye girmesidir.
Devlet nasıl devreye girebilir? Ya sosyal sigorta prim desteği verir, şimdi verdiği gibi. Ve veya ki artık ve noktasına geldik. Maaş desteği de Türkiye'de belli yerlerde veriyor. Veriyor. Maaş desteği de verir ve ne yapmaya çalışır? İstihdamı korumaya çalışır. Ve sosyal devlet rolünü de üstlenmeye çalışır. Peki bizim devletimizin o gücü var mı şu anda mali açıdan? Yok. O bak oradan geliyorum. O zaman sen bu protokolü konuşurken şimdi demin başta söylediğim o laf vardı ya, ben Türk lirası kullanıyorum. %88 enflasyon yükü altındayım. İstihdamımı kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. İnsanlarım açlık sınırında. Dün Sayın Üstel kürsüden ilk defa çıktı bunları söyledi. Fark etti Sayın Üstel. Çıktı dedi ki insanlar aç. Kendi söyledi. Ha insanlar aç da şimdi olmadı bu. Biz aylardır bunu söylüyoruz. Gümbür 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 buraya gidiyorduk. Peki siz gittiniz bu protokolü imzaladınız. Özel sektörle ilgili bir sürü sınırlayıcı madde de getirdiniz. Birazdan konuşuruk. Ama özel sektöre destek babında bu protokole ne koydunuz? O özel sektör bugün kaybettiyse, ödeme kapasitesinden kaybettiyse ve işçisine 9.000 ödemesi gerektiğinin farkında olmasına rağmen ödeyemeyecek durumdaysa, senin Türkiye Cumhuriyeti ile konuşup ya ben Türk lirasının değer kaybından kaybettim bunu, özel sektörüm çöküyor. Buraya bir kalem koyalım. Özel sektöre belli bir süre için, 3 ay, 4 ay için destek verelim demek yok muydu? Yok. Biz protokolle neyi tartışıyoruz zannediyor herkes. Bir cümle bulduk da o cümle ne anlama gelir? Hayır, bu protokol bu ekonomik sıkıntının içinde dış kaynak konusunda sıkıntı yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış dünyaya açılan iki kapısından biridir. Madem iki ve en önemli kapısıdır. Bu kapıyla ben görüştüğümde derdimi anlatamayacaksam. Ve üstüne o kapı hangi kapı? Türk lirasının sahibi olan kapı. Ve Türk lirası bende enflasyonu bu noktaya getiren şey esas temel unsur. Hayır, siz bunları konuşmayın. Ha buraya ne getirin? Şimdi dedik ya istihdam sıkıntısı yaşanacak. Ne getirdi buraya Ahmet abi? Getirdiği usul şu. Bundan sonra diyor Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve KKTC vatandaşı olmayan bir şahıs geldiği günden itibaren 15-20 gün içinde bir şirket açarsa ne sermaye sınırı var, ne ortaklık arayışı var, ne de önünde herhangi bir kısıt var. Açar şirketi, ertesi gün buradaki şirketlerle tıpatıp aynı koşullara sahip olarak faaliyet gösterir. Yani benim şirketlerim küçük ölçek, burası küçük ölçek. Küçük ölçekte kurulmuş şirketlerim devasa Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinden gelip burada şirket kuranlarla rekabet edecek. Ne olacak? Yok olacak. O yok olacak. İstihdamda da benimkiler yok olacak. Yani şimdi ben şirketler ödesin asgari ücreti tartışması yapacağım. Ama o şirketler varoluş yok oluş kavgasının içine girecek bu protokol aracıyla. Ve o şirketleri ben destekleyemeyeceğim istihdamı desteklemek adına. Çünkü burada öyle bir rakam da yok. E şimdi bunlar iş mi yani? Yani bunlar iş mi? Siz bunları çıkıp da iş yaptık diye mi anlatıyorsunuz? Çünkü sizin tek derdiniz var. Türkiye Cumhuriyeti masaya oturup imza töreni düzenlemek. Evet. İmza töreninden sonra boynu altında kalsın, altında kalanın. Sevgili Başkan, yani bekledim cümlenizi bitiresiniz diye. Çünkü mesela prim desteğinden bahsettiniz. Ben uyarı yapmış olmama rağmen, çünkü geçtiğimiz aylarda bu prim desteği tartışılacağı günlerde Sayın Bayın, özür dilerim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarıyla burada program yaptığımızda ben kendisine direkt olarak dedim ki lütfen geri çekin, bir hafta daha tartışınız ve gerçekte hangi kesimlerin ihtiyacı vardır tabii. Belirlensin. İhtiyacı olmayan bazı az dahi olsa sektörümüz vardır. Örnek söylemek gerekiyorsa hiç kimse alınmasın. Kimseyle de bir kavgam da yoktur. Ama bugün süpermarketlerdeki prim desteği vermenin çok da doğru olduğunu düşünenlerden değilim ben. Onlara verileceğine verilmesin. Bu yanda %65 değil. %75 verilsin, %80 veya %65'e devam edilsin ama maaş desteği, işte ben de şu kadar veriyorum, devlet olarak sizi sahipleniyorum denilsin demiştim. Ama ne yazık ki tabii ki bizim söylediğimiz programda kayıtta kaldı. Şimdi orada bile Ahmet abi, yani bunların hepsi tartışılabilir ama mesele şudur. Bir protokol getirdiyseniz önümüze, evet, içinde bunun
Din İşleri Dairesi, toplu üst sözleşmesi, toplantı ve gösteri üçlerini konuşmamalıydım ben. Ben demin konuştuğumu konuşmalıydım. Ne evet. veriyorsunuz be arkadaş özel sektöre? Her çıktığınızda televizyona özel sektör odaklı bir kalkınma planı bilmem ne konuşmak kolaydır. Ne veriyorsunuz özel sektöre? Özel sektöre ne veriyorsunuz bilir misiniz? Özel sektöre gayri adil bir rekabet dayatıyorsunuz. Tek yaptığınız o gayri adil. 83 milyonluk dev Türkiye ekonomisinin şirketlerini paldır küldür buraya sokup ertesi gün de rekabete sokuyorsunuz. Özel sektöre sağladığınız tek şey burada bu. Durmadan bize derler ya siz kamunun sadece politikası. Aha özel sektörün politikasını yapıyorum. Aha özel sektör çalışanının politikasını yapıyorum. Sen vereceksin 6090'la verebiliyorsan 9000 arasındaki desteği farklı. 3 ay, 5 ay, 6 ay destekle. Marketlerde bile Ahmet abi ben sana söyleyeyim. Marketlerde bile iki tür market var artık memlekette. Bir, güneyden gelenlerin alışveriş yaptığı marketler. Bir de güneyden gelenlerin alışveriş yapmadığı, coğrafi konum itibariyle yapmadığı marketler. Market. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Otur tabii bunları ki. Çalış. Otur bunları çalış. Ama yok. Sen bunlarla zaten uğraşmıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları anlatmıyorsun. Toplamda demin söylediğim gibi 4 milyar 250 milyon görünüp aslında 2 milyar 100 milyon 150 milyon değerindeki bir protokol için bir de memleketin anayasal düzenini tartışma konusu yapıyorsun. Da iş yapmış gibi de gelip bununla ilgili de ben imza töreni yaptım diye de övünüyorsun. Mesele bu. Evet sevgili başkan sizi bulmuşken bu elektriği de konuşmak isterim sizinle. Elektrikte yükseldiydi, düştüydü, akaryakıt değişim farkıydı. Parası alınmaya kalkıldı. Ama maalesef insanlar çok yüksek oranlarda elektrik veriyor. Yani siz de zamanında 2018 yılına kadar iktidardaydınız. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde o zaman da yakıtın belli bir miktarları vardı. O zaman da bazı çözümler üretmiştiniz. Yani ben demiyorum elektrik ucuza verilsin diyerek de maliyetin altında verilsin. Olmaz. Ben onu demek istemedim zaten. Dikkat ederseniz. O zaman da bir çözüm üretmiştiniz. Şimdi de üretilemez misiniz? O zaman ne yapmıştınız başkan? Tabii ve ki bugün üretilir. Ne yapılması gerekiyor? Tabii ki üretilir. Ahmet abi biz bunu mecliste hani diyorlar ya bize arada hep eleştiri yaparsınız da öneri yapmazsınız. Ya biz bunu mecliste aylarca bu arkadaşlara anlattık. Bu iş böyle yapılmalıdır diye. Neydi bizim yaptığımız? Şimdi Ahmet abi normal şartlarda şöyle yaşanırsa normal dünyadaki akaryakıt artışları ve döviz artışları çerçevesinde bir durumla karşı karşıyaysanız çok mesele yoktur. Kıptek'le ilgili bir nizamname vardır. O nizamname size nasıl zam yapacağınızı elektrikte gösterir. Yani bugün petrol, akaryakıt bir miktar arttı dünyada. Yani şey slide değişim deriz. Çok az arttı. Evet. Dolarda da bir miktar yukarı doğru arttı. 2 kuruş, 3 kuruş elektriğe zam yaparsınız. Bunu normal yapmanız lazım. Nizamname size emreder. Bir ay yaparsanız o bir ay biraz düşer. Düşürürsünüz falan filan. Bu tık tık gider. Ama bazı dönemler ki biz bunu yaşadık 2018'in sonunda. Rahip Bronson diye biri tutuklandı Türkiye'de. Amerika o zaman Trump yaptırım uyguladı Türkiye'ye. Ve bir anda, bir gecede %80'ler civarında döviz patladı. Döviz patladığı anda bizim akaryakıt, makaryakıt her şeyi de dövizden alıyoruz tabii. Bizim zam uygulamamız gerekecek çok ciddi elektrikte. Öyle böyle değil yani. Çünkü evet. dolar ne alıyorsunuz? Ne yaptık? Oturduk ve dedik ki arkadaşlar biz bunu elektrik kurumunun sırtına bırakamayız. Yani hiç zam yapmazsak elektrik kurumu zararına akaryakıt alacak. Ve batmasına sebep olur. Batacak kurum. Bu kurum bizim için çok önemli. Ama ikincisi tüketiciye de birebir yansıtamayız. Çünkü tüketiciye de birebir yansıtırsak tüketici ezilecek altında. İki şeyi birden yapalım. Bir, tam o dönemde çoklu tarifeye geçelim. Ve insanlara bir şans tanıyalım. Bazı saatlerde daha ekonomik elektrik kullanabilsinler. En azından o şansı kullananlar onu rahatlasın. Ve büyük bir halk kesimi bunu yaptı. Birçok insan da bunu yaptı. Benim eşim bile yaptı. Çamaşırı da, bulaşığı da belli saatlerde yıkadı. Sen benden daha sanırsın. Benim öyle, eşim de yaptı. Yani. Öyle onu yani. Söyleyeyim ben. Ne için yapmasın? Yani böyle. Ya ben istemedim eşimin. Ya sahibi olarak evet. yaptı. Tabii ki. Ama doğrusunu yaptı. Doğrusu da odur. Yani çünkü o neyi de sağlıyordu Ahmet abi? Kıptek için de bir avantajdı. Çünkü pik saatlerde yüklenmeyi azaltıyordu. Yani aynı zamanda hem ekonomik bir şeydi hem de Kıptek'in yüklenmesini engellediği için arızaları da azaltan bir uygulamaydı evet. çoklu tarife. Ve artı ikinci adım olarak da
devlet dairelerinin kilowatt saat başına ödediği ücreti artırdık. Ciddi şekilde artırdık. Vatandaşa yansımasın, devlete yansısın, maliye bunu ödesin. Çünkü biz bunun geçici bir dönem olacağını öngörüyorduk. Neden? Çünkü evet. Rahip Bronson sonuçta ne oldu? Biz hükümetten gittik, Rahip Bronson da serbest bırakıldı. Ve dolar da aşağıya aşağıya geldi. Siz bu tip kriz dönemlerinde bu tip olağan dışı tedbirler alırsınız. Bunları anlattık bu arkadaşlara. Hayır, ne yaptılar? Ne maliyenin üstüne aldılar, ne vatandaşa yansıttılar çok uzun süre. Hepsini bıraktılar kurumun üstüne, Kıptek'in üstüne. Şişti kurumun şeyi, zararı. Zararı şiştik, sonra akaryakıt almak için borçlanmak zorunda kaldı. Borçlandık, sonra faiz yükü de şişti. Ve sonra ansızın Sunat Bey geldi, dedi ki batırdınız Kıptek'i. Kim batırdı? 2019'dan bu yana iktidarda olanlar dedi. 2019'dan bu yana iktidarda olanlar da kendi gene partisi. Batırdınız dedi Kıptek'i. Çok okkalı zam yapmamız lazım dedi. Küt diye oturttular okkalı zam mı? Nereye? Hepsini vatandaşın üstüne. Maliye bir kuruş bile yok. Çıktık başladık bağıralım. Ekonomik akla aykırıdır yaptığınız. Bütün işletmeleri de batıracaksınız insanlarla beraber. Çünkü ödeyemeyecekler. Bağır. Ondan sonra Faiz Bey çıktı, dedi ki biz Bakanlar Kurulu'nda karar aldık, zamdan indirim yapıyoruz. Ertesi gün Sunat Bey çıktı, dedi ki zamdan indirim yaparsanız 180 milyon ayda dedi şeyi var, maliyeti var dedi, maliyeye bunun yapamazsınız dedi. Ortalık birbirine girdi. Sonra Faiz Bey çıktı, dedi ki ben sadece Mart için indirimden bahsettiydim dedi. Sadece Mart, ama Haziran duruyor orada. Haziran Şubat'tan daha tehlikeli. Şubat'ta soğukta isterseniz pataniye örtünürsünüz. Ama Haziran'da pataniye da örtünürsünüz. Klimayı yakmazsanız Haziran'da Temmuz'da yanarsınız bu memlekette. Ve şimdi o zamlı tarife Haziran'a Temmuz'a doğru gidiyor. Belki de daha da zamlanarak gidecek. Çünkü akaryakıt farkını getiren kimdi? Akaryakıt farkını getiren Sunat Hatun'du. Zammı getiren de Sunat Hatun'du. Çoklu tarifeyi kaldıran da Sunat Hatun'du. Şimdi tekrar Sunat Hatun oraya geldi. Gözümüz aydın. Yani o orada oturur. Olgun Amcaoğlu bunların hepsini eleştirdiydi. Hepsi yanlıştır dediydi. Olgun Amcaoğlu da gitti orada. Gitti. Şimdi Sunat Bey geldi. Ve Olgun Amcaoğlu Enerji Bakanı. Ama Kıptek gene Maliye Bakanlığı'na bağlı. Üstüne üstlük Enerji Bakanlığı'nda Sayın Sunat Hatun'un icraatlarını kıyasıya eleştiren bir bakan otururken. Memleketin durumu bu. Şimdi bunun altından nasıl kalkacaklar? Bunu merak ediyorum. Çünkü ekonomik aklın olmadığı, ekonomik aklı önemli bulmadığı Sunat Bey'in daha önceki yaptığı icraattan zaten belli. Ha bu böyle gidecekse ben size söyleyeyim, Haziran, Temmuz gibi bu memlekette ortalık birbirine girer. Elektrik faturası gelecek, hayat pahalılığı ödenebilecek mi ödenemeyecek mi tartışması başlayacak. Akaryakıt zaten ben yolda gelirken zamlanıyor bugün falan filan diye. Bugün gece yarısından sonra 4 lira zamlanıyor. Hani dedilerdi bir hafta? Yani dediler ki bir hafta daha pazar günü, pazartesi günü dolacak. Bugün ansızın gece yarısından sonra zamlanıyor. Neçin? Çünkü orada da öngörüyor Hamid abi. Neye göre bir hafta dediydiniz? Ya zam yapacaksan yapan. Ne için bir hafta zora zam olacak dedin de bir haftada beklemedin de dördüncü gün yalnız başkan bunu söyledikten sonra biliyor musunuz ki 2,5 gün, 3 güne yakındır bazı benzin istasyonlarının akaryakıt vermediğini. İşte. Çünkü devlete güvenmiyorlar, hükümete güvenmiyorlar ki o farkı biz vereceğiz dediler. Ne fark ederdi yani? Tufan'dan almasın, Ahmet'ten almasın. Ama devlete güvenmiyor. Güvenmiyor çünkü. Ve bu ne zaman oldu Ahmet abi bu memlekette? Tarihte sen hatırlıyor musun? Yani her son kaç aydır her zam geleceğinde memlekette akaryakıt kıtlığı olur. Maalesef. Zammın gelmesine 2 gün kala o istasyonda akaryakıt yok. Bu şirkete bağlı istasyonlarda. Ne şeydir? Her ay ne tesadüftür yani. Çünkü bu neyi gösteriyor? Bu artık kimsenin bu yapıya, devleti yönettiğini iddia eden bu yapıya zerre güveni kalmadı. Yok. Ve bak şimdi hükümet değişti ve bu gayrimeşru hükümet geldi ya. Dakika bir, birinci haftasında ha gene yaşandı aynısı. Yani şey diyorlar ya artık onlar geride kaldı da biz istikrar yakalayacak. Dakika bir yaptıkları bu. Dakika bir Cumhurbaşkanı'ndan hoşnutsuzluk duyulmasını sağlamak suç. Dakika bir ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin yasa gücünde kararname. Evet. Birinci haftada aynı şekilde bu gayrimeşru hükümet de varsaydı bütün kredisini tüketti. Evet sevgili başkan, son 5 dakikamıza girerken bir isterim yerel yönetimler konusundaki
ne oldu? Çok tartışılıyordu. Ne oldu buna? Ve bir de çok özür dilerim zamanımız kalmadığı için. Benim sormadığım ama sizin toplumla paylaşmak istediğinizi de beraberinde devam etmenizi istiyorum. Abi 5 dakika içinde hızlı. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Yani zamanım bu kadar. Ben belki tasarruflu kullanırım. Yok yok. Şimdi şey söyleyeyim Ahmet abi. Dün mecliste bir şeyler yaşandı. Ve bir takım Ulusal Birlik Partisi milletvekili arkadaşların gece yarısı açıklamalarını gördüm. İş tüzük ihlal edildi bilmem ne. Ya bu arkadaşlar sağ olsunlar, kimileri de genç yeni arkadaşlardır, deneyimsizdirler. Ben de sevgiyle yaklaşırım. Bu memlekette anayasanın iç tüzüğü bırakın, yani iç tüzüğün bilmem neresinde ne yazar. Anayasanın paspas edildiğini görmediler gerçekten. Bu yerel yönetimler konusunda anayasa paspas edildi. Paspas. Çıktı Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Dedi ki, hatta yani çok öteye geçti. Yani hukuken tartışabilirim söylediklerini. Çok öteye geçti ve dedi ki, Haziran sonu itibariyle belediye başkanlarının, muhtarlarının, bilmem nelerinin yetkileri de tartışılır hale gelecek dedi. Dolayısıyla Haziran sonu sizin bu seçimi yapmanız gerekir. Zorunludur dedi. Ve bu anayasayı paspas ettiler, çatır çatır ihlal ettiler. Ve söylediydik, geçen sene de aynısı yaşandı Demet abi, hatırlarsın. Ersin Tatar'dan boşalan bir milletvekili için ara seçim yapılacağında aynı şeyi yaptılar. Bangır bangır bağırdık, hiç tınmıyorlar. Ve iş tüzük bilmem nesi konusunda büyük hassasiyet geliştiren beyefendiler anayasayı kendi partileri ve hükümetleri paspas ederken sesini çıkarmadı. Ha şimdi gelelim, yerel yönetimler reformu olabilecek mi? Dün Sayın Ünal Üstel Kürsü'den dedi ki, ilk hedefimiz de yerel yönetimler reformu. Bu senin çok iyi bildiğin, çok yakından takip ettiğin bir konuyla ilgili. Ahmet abi, yerel yönetimler reformu dedikleri o metin, ki bize göre asla reform falan değildi. İlk geldiğinde belediye emekçilerinin örgütlendiği sendikalar yıktı meclisin önünü. Evet. Neçin? En temel sebeplerden biri de toplu üst sözleşmesi hakkının orada bertaraf edilmesiydi. Dedilerdi ki kendilerine, birleşecek belediyeler, birleşirken bütün toplu üst sözleşmeleri battal, iptal. Geldiğinizde yeni belediyede yaparsanız, kısmetinizde varsa yaparsınız. Zaten burada da var. Ha şimdi oraya geleceğim. Ünal Bey de İçişleri Bakanı o dönem. Şimdi başbakanlık koltuğunda oturan Ünal Üstel o gün İçişleri Bakanı. Gördüler belediyelerin tepkilerini, belediye emekçilerinin, çağırdılar sendikaları. Sendikalarla oturdular. Dediler ki, bu madde mi sizi en çok rahatsız eden? Cizdik bu maddenin üstünü. Biz size istediğiniz gibi madde getiriyoruz. Getirdiler o maddeyi, geldiler yukarıya. Sendikaların eylemi ciddi şekilde tabii ki azaldı. Çünkü esas dertleri toplu iş sözleşmesiydi. Ve ben o gün söyledim kendilerine, Ünal Bey de orada otururdu komitede. Dedim ki, bakın sizin daha önce imzaladığınız sözleşme şeylerde de, protokollerde de bu toplu iş sözleşmesinin kaldırılması vardı. Yani kaldırma değildir de biliyorsunuz ne olduğunu. Bittiğinde süresi yenisi imzalanana kadar eskisinin hükümleri geçerli olmayacak. Halbuki şimdi geçerlidir. Şimdi geçerlidir bizde doğal. Evet. Ve doğal olan da budur. Kira sözleşmeleri bile öyledir. Tabii yani ki. Yenisi imzalanana kadar eskisi yürürlükte kalır. Bütün sözleşmeler hukuk öyledir. Bunu dedim, daha önceki protokollerinizde vardı. Gene getirirseniz ortalık yıkılacak burada dedim. Tamamdır tamamdır dediler, geçiştiler. Baktık şimdi buraya, tekrar geldi Ahmet abi. Ve bu tekrar geldiğine göre, ben dün Ünal Bey'e söyledim, siz bu yerel yönetimde reformu falan yapamazsınız. Yapamazsınız çünkü siz belediyelerde örgütlü işçilerin toplu iş sözleşmelerini bir gecede hepsinin iptal oldu. Da yenisi imzalanana kadar da eskisi geçerli değil diyemezsiniz. Ve izin verirsen, farkındayım süre bitti ama bir ek yapayım sadece. Çok önemlidir çünkü burası. Hep derler ya, biz Türkiye'den biliyorsunuz hibe alıyoruz, bir de kredi alıyoruz. Kredi alırken döviz cinsinden alıyoruz. Evet, bak, maalesef. Bugüne kadar hep bize dendi ki, ya o dedi zaten döviz cinsinden alıyoruz, hiç borç ödedik mi falan filan denilmişti ya. Evet. Bak şimdi sadece buraya okuyayım da bitireyim. Bu toplu iş sözleşmesinin adının geçtiği yer şöyle der. Kamu maliyesinde bütçe dengesinin sağlanmasına yönelik politikalar yürütülecek, gelir kaynakları artırılarak sürdürülebilir yapıya kavuşturulacak, iç ve dış borçların azaltılması sağlanacaktır diyor. Bunu yapmak için, bunu gerçekleştirmek için de diyor ki, toplu iş sözleşmeleri süre bitiminden sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Yani ne demek istiyor? Sizin toplu iş sözleşmeniz var ya, şimdiden söylüyorum size diyor, bitecek. Yenisi de imzalanacaksa eski haklardan kesinlikle çok daha aşağıda olacak, daha hiç pazarlık yokken söylüyor bunları.
Çünkü nereden anlıyorum bunu? İşte, çünkü diyor sizden elde edeceğim gelirle maliyenin gelirlerini artıracağım ve iç ve dış borçları da ödeyeceğim. Dış borçta döviz üstünden alıyorsun ama bu protokolle de diyorsun ki Türk lirası üstünden bütün işlemler yapılacak. Ama ben borç alırken de Türk lirasının ana vatanından döviz üstünden borç alacağım. Özet. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın ben Başkan katıldığınız için. Tabii ki ben sizinle Ercan'a da konuşmak istedim ama maalesef konuşamadık. Ben de toplumla bir bilgiyi paylaşmak isterim. Sizinle de paylaşmış olacağım. Evet değerli dostlar, programın sonuna gelirken bilinmesini isterim ki 2020 yılında ben görevlendirme olaraktan Sayın Tolga Atakan tarafından Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nda hava trafik kontrolünün sorumlusuydum. Ve benim de içinde olduğum bir toplantıda Sayın Ünal Üstel o zamanlarda Ulaştırma Bakanı'ydı. Ve o toplantıda TNT şirketinden Serhat Bey vardır, genel müdürü. Burada isim veriyorum. Yalan da varsa beni istediği yerde yalanlayabilir. O toplantıda benim gibi birçok insanlar vardı. Ve şu sözü vermişti. Birinci sözü. 2021 20 Temmuz'una en kötü ihtimalle olası bir aksiliklerle 15 Kasım tarihinde Ercan Havalimanı'nın yeni pisti bitmiş olacak. Apronu bitmiş olacak ve terminali bitmiş olacaktı. Ve ona Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı davet edebilirsiniz demişti. Kayıtlarda bunlar vardır. Fakat bugün olmadı. İkinci bir sözü daha vardı. Biliyorsunuz bugünlerde sık sık gündeme taşınıyor. Ercan'ın teknik olarak da yaşadığı sıkıntılar ailesinde ve de diğer cihazlarında. Bir hafta içerisinde bize 2020 yılında yeni pist için alınan PAPI dediğimiz Vasiler'den sonra geliştirilmiş bir yaklaşma cihazıdır bu. Süzülüş açısı verir uçaklara. Bunların teslim edileceğini taahhüt etmişti Sayın Bakan'a, Sayın Ünal Üsten'e, bugünkü Sayın Başbakanımıza. Bir hafta içinde verilecekti. Yıl 2022 ve Mayıs sonuna geldik. Hala daha verilmedi. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Ama mutlaka umarım bu protokolla ilgili, bu yapılan anlaşmayla ilgili gerek siyasi partilerimiz, gerekse sivil toplum örgütlerimiz bizleri bilgilendirir. Çünkü bizi çok zor günler beklemektedir. Güzelliklerle kalın. Cuma günü Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Hasan Taçoy Bey ile birlikteyiz. Onunla da bu konuları konuşacağız. Cevaplarını soracağız ve bekleyeceğiz. Sağlıkla kalın efendim.